Şimdi aslında tabii diğer sorularda konuşurken bu konuya girdik biraz. Belki şöyle genel bir resim çizebilirim. Birincisi bilim tarihine baktığımızda şunu görüyoruz. Bilim devrimi ve modern bilim nerede ortaya çıkıyor? Modern bilim İbrahimi dinlerin merkezde olduğu bir gelenekte ortaya çıkıyor. Yani bir coğrafyada ortaya çıkıyor. Hristiyan batıda çıkıyor. Şimdi bu ilginç bir konu. Neden Hristiyan Batı'da çıkmıyor? Dünyada başka bir sürü uygarlık vardı. Neden burada çıktı? Ee, bu konudaki bence tatmin edici açıklamaların başında yasaları yasa koyucuyla ilişkilendirme giriyor. Yani siz, şimdi bugün hepimiz bunu anlıyoruz. Çok basit, problem yok. Ama evrende yasaların olduğu fikrinin e, temelinde Evrene yasa koyan birisinin olduğu fikri olması gerekiyor. Aynı zamanda evrende bir düzen olduğunun ön kabulü, kabulü. Evet yani bu kişi ya da bu güç yasaları koyuyor ve onların sürekliliğini sağlıyor. Ve daha ötesi onların bulunmasını mümkün kılıyor. Hı hı. Şimdi bu bugün artık bu inanca sahip olmanız gerekmiyor elbette bilim yapmak için. Ama ilk başta bilimsel devrimi tetikleyen görüşlerden bir tanesi bu. Doğadaki bu yasaları bulabilir miyiz? Ve bu yasalar insanın bulabileceği kolaylıkla mıdır? Şimdi İbrahim'i dinlerin tanrısı e, insanlar için kutsal kitaplarda düzen koyduğunu anlatıyor. Ve e, kutsal kitaplarda bu düzeni aramaya yönelik bir motivasyon da var. Motive ediyor insan. Özellikle Kur'an'da bu çok daha fazla ayette karşımıza çıkıyor. İşte Alim Nurhan Suresi'nde olduğu gibi e, insanlar doğadaki yasalar üzerine düşünmeye sevk ediliyorlar. Böyle bir teşvik var. Neden mesela Çin'de belirli buluşlar var, matbaa var, kısmen işte barut var. Ama dikkat pusula var. Ama dikkat ederseniz bu bir bilimsel devirme dönüşmüyor. İşte bu soruyu soranlardan birisi de Joseph Needham. O da aynı şeyi söylüyor. Ee, batı'daki bu tanrı fikri, yasa koyucu fikri, yasaların aranmasını beraberinde getiriyor. Bir de püritenler üzerinden örnek ama sadece onlarda yok onu da unutmamak lazım. İnsanlar hani az önce bahsettik Tanrı'yı daha iyi tanımak için doğayı daha iyi tanımak gerektiğini söylüyorlar. Ama aynı zamanda doğayı daha iyi tanırsak insanların hayatını kolaylaştırabiliriz. Hani Kur'an'da ve Tevrat'ta yer alan bir insan hayatını kurtarmak, tüm insanlığın hayatını kurtarmak gibidir ayetinden de ilham alarak aslında bu arayışı bir dini ibadete bir sevap haline dönüştürüyorlar. O da onları motive ediyor. Dolayısıyla bilim tarihine baktığımızda bu öğretiyi yanlışlayacak çok fazla elimizde kanıt var. Ha bazen belirli dini otoriteler buna aykırı hareket etmiş olabilir. Galile örneğinde olduğu gibi, kısmen Giordano Bruno örneğinde olduğu gibi, kısmen diyorum çünkü bunların hepsinin aslında daha derin hikayeleri var. Onlara da girmek lazım. Burada şunu bence dinleri bundan mesul tutmamız için dini metinlerde bilimsel çalışmaya engelleyen bir şey olması lazım. Evet. Baktığımızda ne görüyoruz? Tam tersine bilimsel çalışmayı motive eden metinler görüyoruz. Ama insanlar bunu alıp kötüye kullanabilir. Bilimsel ilerlemeyi engelleyebilir mi? Evet, yapabilir. Tıpkı sanatı, tıpkı bilimi kötü amaçlar için işlevselleştirebildikleri gibi. Doğru. Yani aslında bilimin olabilirliğine dair bir inancın oluşması gerekiyor, değil mi? Onu evet. ifade ediyorsunuz. Yani evet. bu da Batı'da oluşuyor. Niye? Çünkü hem aslında işte evrendeki bu düzenden, yasaların varlığından ve bir yasa koyucu, kanun koyucunun varlığının zorunluluğuna hareketli aslında tek tanrıcı görüşün de etkisiyle. Çünkü yani bu yasaların ve doğadaki o fenomenlerin birbirle uyumu bunun tek elden çıktığı izlenimin de veriyor. Ve kendi içinde tutarlı, kendine çatışmayan, kendine çelişmeyen yasalar beraberinde bir düzen getiriyor. Mesela bir araya gireyim hocam son olarak. Antik Yunan'da Antik Yunan'da da tanrı ve tanrıların olduğuna inanılıyor. Ama orada doğa yasaları tanrının da üzerinde. Hı hı. Halbuki İbrahimi dinlerde tanrı yukarıda doğa yasalarından istediğini seçmiş olabilir. Hı hı. Dolayısıyla hangisini seçtiğini anlamak için sizin dışarıya çıkmanız gerekiyor. Çıkmanız lazım. Yani masa başında spekülasyonla bilim yapamıyorsunuz. Doğru. Antik Yunan'daki spekülasyonlardan o anlamda modern bilim çok farklıdır. Evet, kesinlikle. Hocam ben de buna bir iki şey diyeyim. Evet. Şimdi de buradaki batı bilimi de hocamın dediği gibi yani 17. 21. yüzyılda batıda çıkmasının nedenleri anlatılırken tek tanrıcı inancın orada olmasını, Allah'ın evrene koyduğu yasa fikrinin olmasının buradaki önemli etkisi var. Nitekim işte 17. yüzyıldaki bu bilimsel devrimin babalarının hepsi de ciddi şekilde dine bir bağlılıkları var. İslam dünyasının e, ne yazık ki işte 17. 21. yüzyılda Batı dünyasının gerisinde kaldı. Bunun dair bir hikayesi var ama e, Kur'an 7. yüzyılda vahyedildikten sonra 8. ile 13. yüzyıl arasında İslam dünyasında da ciddi bir bilimsel ilerleme görüyoruz dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar ve 14. ile 16. yüzyıllar arasında da dünyanın gerisine değil yani hala bu dönemde de İbn Haldun gibi isimler İslam dünyasından çıkıyor. E, İslam dünyasındaki evvelki o şey, o bilimsel devrimden önceki sürece baktığında da Alper hocamın bahsettiğine benzer e, inançlarıyla bilim yapmalar arasında ciddi bir ilişki var. Şimdi or şunu da hatırlayalım. O dönemde bilimsel bilginin güç olacağına ilgili zihniyet bugünkü gibi oluşmamış. Kısmen belli şeyler de vardı. İşte harita yapılır, dünyadaki belli yerlere gidilir, belli yerler keşfedilip oradaki hazineler alınır falan. Kısmen var hiç yoktur demin ama bugünkü gibi yerleşmiş bir şey değil. Bu yüzden e, bilimin motivasyonu yani bilim yapmanın motivasyonu e, oldukça eksik. Yani bilim yapmanın toplum için getirecekleri anladıktan sonra zaten dünyada mecburi eğitime geçilmesi yeni bir e, süreçtir. Şimdi o dönemde insanların zihnini te, te, te şekillendiren temel metin Kur'an olduğu için Kur'an'ın Evreni tanımaya yönelik şekillendirmelerin burada çok büyük bir önemi var motivasyon of. açısından. Çünkü başka bir alternatif motivasyon kaynağı da yok. Ve o dönemdeki işte o Biruniler, Heysemler, Battanilere baktığımızda bunların birçoğu Kur'an'la zihinlerinin inşa edilmesinin motivasyonlarında, bilim yapmayla ilgili motivasyonlarında önemli yeri olduğunu söylüyorlar. Ayrıca sırf motivasyon olarak da düşünmeyelim. Kur'an'ın verdiği bir bakış açısı var. O bakış açısıyla evrene baktığınızda bilim yapmanıza bu kapıları açıyor. Nedir? De mesela Kur'an'a göre evren incelenmeye değer. Niye? Allah'ın ayetlerini içeriyor. Kur'an böyle bir zihin inşa edebiliyor. Böyle evrene baktığınızda o zaman evreni keşfetmeniz değil mi? Yani birine bir dinden kaynaklanan motivasyon oluyor. Ve da Kur'an evreni anlamaya sürekli insanı davet edebiliyor. Oysa baktığımızda orada bir yıldız duruyor. Onu bizim anlamamız ilk bakışta Pek beklenecek bir şey değil veyahut da orada bir canlı dur, 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 duruyor. Şimdi o canlı kendisi belli bir hareketleri falan filan var ama bizim o yüzeysel onu gözlememizden daha derin onda anlayabileceğimiz bir şey olabileceği fikrini oluşturmak zihinde çok kolay değil. Fakat Kur'an'ı sürekli oraya daveti hani insan aklı anlayabilir bunu hani insan aciz olsa da Allah insan aklına evreni anlamak için bir potansiyel vermiştir. Fikrini de oluşturuyor Kur'an'ın buraya daveti. Yani onun da e, özel e, bence bir bilim yapmaktaki katkısı var. <laughs> Ayrıca Kur'an dikkat edin çok gözlem yapmaya daveti var. Hani yeryüzüne çıkın bir bakın e, nasıl başlamış süreç. Şimdi nasıl başladığını görmüyoruz ama sizin yeryüzünü incelemeden nasıl başladığıyla ilgili fikir edinebileceğinizi gözlemleri kullanarak Kur'an'ın bir daveti var. Yani... Gözlem yerine birçok kimsenin masa başında oturup da bütün sorunları çözeriz, kutsal metinleri okuyup çözeriz diye düşündüğü yüzyıllarda Kur'an doğaya çıkıp da doğayı inceleyin, incelemekle onu öğrenine daveti, yani gözleme daveti çok önemli. Yani İnsan bizzat kendisini şahit olmasını istiyor buna. Evet, yani işte yani daha hemen Kur'an'dan daha bir yüzyıl sonra Cabir bin Hayyam gibi kimyada yaptıkları ancak bin yıl sonra aşılabilecek ismin çıkmasında, Heysem'i bazı bilim tarihçileri ilk bilim insanı olarak nitelendiriyorlar. Çünkü deneysel, gözlemsel metodu ciddi anlamda bilimsel süreci içine ilk sokan kimse, ilk bilim insanı olduğunu ben iddia etmiyorum ama bunu en, kendinden önce herkesten belki daha ciddi uygulayan kimse olmasının arkasında da bence Kur'an'ın bu zihni inşası ile oluşan temellere oldukça büyük önemi var. Yani 17. 21. yüzyıl bilimsel devriminde Hristiyan dünyanın o tek tanrı inancının önemi olduğu gibi bu bizim 8 ile 13 veya 16'ya kadar da götürebiliriz. Yüzyılda İslam dünyasındaki başarının arkasında da Kur'an'ın inşa ettiği zihin yapısının önemli bir fonksiyonu var.